Merhabalar, hepinize iyi pazarlar. Artı TV'de Levent Üzümcü ile Artı Sanat'a hoş geldiniz. Bu pazar bir ressam konuğumuz olacak. 3 yıldır Viyana'da yaşayan Maide Aktaş bugünkü konuğumuz olacak. Ve onunla resim üzerine ve resim sanatının günümüzde geldiği nokta üzerine bayağı bir sohbet edeceğiz. Umuyorum Ağustos ayımız güzel geçmektedir. Umuyorum sağlığınız, sıhhatiniz yerinizdedir. Umuyorum bu cehennem gibi yangınlardan çok fazla etkilenmemişsinizdir. Çünkü inanın bana yüz binlerce yıldır, milyonlarca yıldır o ağaçlar yanıyorlar, tekrar çıkıyorlar, tekrar yürüyorlar. Önemli olan bizim onların büyümesi için ona engel olmadan ortamlarını sağlamamız, kendi habitatlarında, bugüne kadar yok ettiklerimizden arta kalan habitatlarında varlıklarını sürdürmelerine izin vermemiz, yani oraları betonlaştırmamamız. Umuyorum bu bilinçle hareket edecek bir devlet yapısına sahip oluruz bir gün. Evet, bu kısa değinmemizden sonra şimdiki konuğum Avusturya, Maide Aktaş'a bağlanıyoruz. Maide hoş geldin, merhaba. Merhabalar, hoş bulduk. Renkli bir yaşam, yeni bir yaşam beklemiş seni Avusturya'da. Bir İzmirli genç olarak oralara kadar gitmişsin. Süreç nasıl başladı? Yani okuldaki almış olduğun resim dersleriyle mi, yoksa resme sürekli kendini bir ifade ediş tarzı olarak bakman mı? İlk öncelikle ilkokulda resim derslerimde dikkat çeken bir öğrenciydim. Resim öğretmenim bana daha çok resim çizmemi söylerdi hep. Ama ben tabii buna çok bunu çok dinlemiyordum. Daha çok arkadaşlarımla oynuyordum. Derken arkadaşlarıma da yardım etmek istedim. Çünkü onlar resim ödevlerini yetiştiremiyorlardı derken bütün arkadaşlarım bana resim ödevlerini yaptırmaya başladı. Derken ben de bundan keyif almaya başladım. Ve bu süreçte resim çizimine ne kadar keyif aldığımı fark ettim. Ve sonrasında resim öğretmenimin açtığı bir kurs vardı okulda, ilkokulda. Oraya gittim ve orada okulun en yetenekli öğrencileri vardı resim alanında. Onlarla birlikte resimler yapmaya başladık, duvar resimleri yapmaya başladık okulun duvarlarına. Derken ama bir şekilde yine lise zamanlarına geldim ve o zaman bir seçim yapmam gerekiyor. İşte güzel sanatlarda mı okuyacağım yoksa normal bir okula mı gideceğim diye. Derken aklımda güzel sanatlar lisesine gitme düşüncesi yoktu açıkçası. Benim ablam daha çok destek çıktı bu konu hakkında. Resim hakkında yetenekli olduğumu şey yaptı, bunu gördü ve bunun için bana destek çıkmaya başladı ve bir şeye aldığımız burslarla birlikte bir kursa başladım ben. Güzel Sanatlar Lisesi'ne hazırlık olarak. Ve o süreçte çok bir zamanım yoktu açıkçası Güzel Sanatlar Lisesi sınavına. Az kalmıştı. 3 ay, 2 ay kadar bir süreç. Ve bir şekilde karar vermem gerektiğini hissettim. Hani artık ciddi olmam gerekiyor. Artık çocukluk zamanlarında değilim diye işte böyle zorlamaya başladım ben de. Her gün resim çizmeye başladım. Eskizler çiziyordum, modeller çiziyordum, natürmortlar. Her gün düzenli olarak çizmeye başladım güzel sanatlara hazırlık için derken Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazandım. Işıl Aysel Güzel Sanatlar Lisesi'ni. Ve Işıl Ay Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazanmamla birlikte çok büyük bir değişim başladı yine bende. Çünkü okuduğum ilkokul mahalle ilkokuluydu. Hep aynı gördüğüm insanlardı. Mahalleden olan insanlardı. Ama bu sefer daha farklı bir şey vardı ortada. İşte Karşıyaka'dan gelen, Bornova'dan gelen farklı
insanlarla tanışmaya başladım ve farklı insanların düşünceleri, insanların farklı düşüncelerinin olduğunu görmeye başladım ve bu şekilde sohbetlerle, tartışmalarla, sorgulamalarla bir şekilde devam etti. Yani bunun bana kattığı şey büyük olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü o anda ben aslında fark ettim ki ben bu yolda ilerlemek istiyorum. Aynı zamanda bu güzel sanatlar ortamındaki insanlar, konuşmalar, düşünceler hani gerçekten benim istediğim yol bu diye hissetmeye başladım ve o yola doğru gidiyordum. Derken güzel sanatlar lisesinin bitmesine yine az kala, yine düşünüyorum ne yapacağım, ne edeceğim diye derken güzel sanat 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesine başladım. Yine burslu olarak bir kursa başladım. Ve o kursta yine natürmortlar, imgeseller, figürlerle birlikte modeller çizmeye başladım. Çok sıkı olarak buna hazırlandıktan sonra güzel sanatların sahne tasarım bölümünü birincilikle kazandım. 100 puan alarak kazandım. Ve sahne tasarım bölümünde okumaya başlarken de tabii zorluklar oldu benim için. Çünkü aslında tam istediğim şeyin o olmadığını fark etmeye başladım. Tabii ki de seviyorum tiyatroyu, sanatı, sahneyi seviyorum. Ama tam olarak kendimi ifade etmek istediğim şeyin eksiklik olduğunu düşündüm orada. Yani kendimi ifade ederken bir eksiklik olduğunu düşündüm. Daha çok bir şekilde lisede yaptığımız o resimlerin aslında neden kendi dünyamı yansıtmıyorum, neden bunun üzerine gidip kendi dilimi geliştirmiyorum diye düşünmeye başladım. Ve bir şekilde derken bir arkadaşımın aracılığıyla Viyana'daki Güzel Sanatlar Akademisi'ni duydum ve ben de aynı zamanda ödevlerimi, maketlerimi yetiştirmeye çalışırken her gece bir zamandan bir yandan da portfolyo oluşturmaya başladım. Ve bu süreçte gönderdiğim portfolyoyla birlikte akademiye hak kazandım okumak için. Okumaya hak kazandım akademide, Viyana'daki. Benim için çok heyecan vericiydi. Çünkü yani benim için hep resim hayatıma yön veren şey oldu veya da beni daha hep bir şekilde yükseğe taşıdığını söyleyebilirim. Yani çocukluğumdayken de aslında kendimi ifade ettiğim zamanlar olsun ya da güzel sanatlara lisesini kazanıp yeni tanıştığım insanlar olsun. Bunlar benim için çok önemliydi ve sonrasında artık bir hak vardı benim için Viyana'ya gelmek için ve bunun için çok mutluydum. Ve bu resmin, sanatın verdiği bana güç beni çok cesur kıldı. Ve ben de buralara geldim. Çünkü aslında bakıldığında buraya geldiğimde benim İngilizcem de yoktu, Almancam da yoktu. Ve yani hiçbir şekilde düşünmemeye başladım bunun hani bir sorun olacağını ya da diğer olan sorun olarak görülen gördüğümüz şeyleri görmemeye başladım. Çünkü aslında biliyordum ki elimde yapabildiğim bir sanatım var. Ve bununla kendimi ifade edebilip daha güzel yerlere taşıyabilirim kendim. Ya da bilinmezlik var ortada. Bu bilinmezlik nelere götürecek? Hani heyecanı vardı içimde. Derken şu an Viyana'dayım. 3 yıldan beri Viyana'da yaşıyorum. Aynı zamanda sergiler, kişisel sergiler açıyorum ve grup sergilerine de katılıyorum ve bu şekilde sanatımı devam ettirmeye çalışıyorum, kendimi geliştirmeye çalışarak. Peki bir şey soracağım Maide sana. Sen herhangi bir yabancı dil bilmeden oraya gittin. Resmen evet. eskilerin tabiriyle kelle koltukta oraya gittin.
Ne yaptın? O süreç nasıl geçti? Bunu biraz anlatır mısın? Tabii ilk bir şeye başlarken o ilk süreç çok zorlu geçiyor. Bunu hepimiz biliyoruzdur. Bir şeye ilk başladığımızda zihin çünkü bunu bilmiyor. Bunu zihne öğretiyoruz. Tabii o zamana kadar, zihnim öğrene kadar bayağı bir zorluk çekmeye başladım. Çünkü kendimi anlatma, ifade etmek istiyorum. Çünkü anlatmadığımızda ne oluyor, kendimizi anlatmadığımızda sıkışmışlık hissediyoruz ya da bir eksik hissediyoruz. Sanki biri elimizi bağlamış gibi bir şekilde. Ve ben de bu duyguyla aslında biraz savaşmaya başladım ve sadece karşımdakini dinlemeye başladım. Ve benim için aslında dil olarak sadece bildiğimiz bir şey değildi. Dil benim için bir ses, yani o sesi sadece ben bilmiyorum, bilmediğim için karşımdaki beni anlamıyor. Hayır, ben tabii ki de ses çıkarabiliyorum ama ben de ses çıkartıyorum ama benim söylediğim şeyleri sadece Türkiye'deki olanlar biliyor diye. Ama benim buradaki sesi çıkartmam gerekiyor ki beni buradakiler anlasın. Ses dediğim şey tabii ki de dil. Ve bu şekilde ben de onları dinlemeye çalıştım. Çıkarttığı sesleri tekrar ederek, bir şekilde çabalayarak ve beden dilimi kullanarak anlaşmaya başladık derken, 2 ay ben beden dilimi kullanarak bir şekilde ya da öğrendiğim birkaç kelimelerle idare etmeye başladım derken, bu süreç bir anda çok hızlı gitmeye başladı ve hızlı bir şekilde öğrendim İngilizceyi. Aynı zamanda benim Almanca da öğrenmem gerekiyordu okulun. Çünkü sunduğu bir şans var. Bir yıl içerisinde B1 Almanca vermemiz gerekiyor. Aynı zamanda da İngilizce, Almanca birlikte bir şekilde götürdüm. Ve bunun yine benim için bir yararı oldu açıkçası. Mesela bir resim yapmıştım. Onun ismi İletişim. Yani bu konu hakkında daha çok derin düşünmeme neden oldu, daha çok anlamama neden oldu. Bunun içinde mutluyum aslında. Yani bunu bir eksiklik olarak görmedim. Bunu bir şekilde aslında oyun olarak gördüm ve hadi işte bunu bir şekilde, bu oyunu çözeceğim, olacak gibi bir açıdan bakıyordum ve bu şekilde de gerçekleşti. Yani şimdi şu an bir sorun yaşamıyorum dil konusunda. Tabii %70 İngilizce konuşuyorum insanlarla. %70 İngilizce konuşuyorum insanlar. Diğer kısmı da Almanca oluyor artık. Ama iki dilde de kendimi ifade edebiliyorum rahatça. Şahane. Peki Mahide, bir şey söyleyeceğim sana. Tabii yurt dışına giden çok fazla Türk var, öğrenci var. Biraz bize o deneyimden bahseder misin? Çünkü sadece yurt dışına gidip bölüme girmiyorsun. Aynı zamanda ev tutuyorsun ya da bir yurtta kalıyorsun. Diğer insanlarla iletişim var. Orada bir yaşam kültürü var. Bu yaşam kültürüyle aran nasıldı? Biraz onu anlatır mısın? Çünkü yepyeni bir dünya orası sizin için. İşte yeme alışkanlıkları başka, yaşam alışkanlıkları başka. Buna nasıl ayak uydurdun? Tabii. Benim için tabii eğlenceli oldu açıkçası bunu deneyimlemek. Çünkü eğlenceli olan kısmıyla aslında eğlenceli olmayan kısmı da var. Ya da keyif almadan yaptığım kısmı da var açıkçası, doğru olmak gerekirse. Çünkü Türkiye'deki o insanların sıcaklığını bir şekilde hissedemedim. Farklılık vardı, kültürel farklılıklardan kaynaklı. Sonuçta insanlar seninle arkadaş olmak için bir zamana ihtiyaçları var. Hani genel olarak olayın böyle olduğunu anlatıyorum. Herkes böyle değil. Tabii çok sıcakkanlı arkadaşlarım var. Yani onları söylemiyorum. Ya da herkes bu kültürde değil. Birçok kültürden insan var burada. Ama genel olarak buradaki Avrupa'nın büyük ihtimalle kültürüyle alakalı olduğunu düşünüyorum. İnsanlar bu kadar çok şey olamayabiliyor yani, sonuçta kültürden kaynaklı. Bizim kadar işte gel diye sarılıp dokunup işte
o anlamda iletişimde bulamayabiliyoruz tabii ilk başta, çünkü bir zamana ihtiyaçları oluyor. Yani tabii arkadaşlarıma sormaya başladım, buradaki insanlara sormaya başladım. Nasıl oluyor diye daha çok gözlemlemeye de çok çalışıyordum açıkçası, çünkü işte nereye ödeniyor, ne yapıyor, nereden yapılıyor, ya da bilenler var bir şekilde, aslında kontakları buluyorsun, onlar sana yardım ediyor derken öğreniyorsun, sonra yeni gelen birisi varsa Türkiye'den ona sen gösteriyorsun, yardım ediyorsun. Yani bir şekilde bir yardımlaşma şeyi olduğunu söyleyebilirim açıkçası. Bazı şeyleri de sadece deneyimleyerek öğreniyorsun. Peki bir şey söyleyeceğim. Şu an bir çok güzel, bizim gördüğümüz kadarıyla şahane bir yerde yaşıyorsun. Orası bir yurt mu, bir ev mi orası? Burası bir yurt aslında. Yurt ama aynı zamanda paylaşımlı evde. Yani ikisinin arasında bir şey bu. Normalde paylaşımlı evler oluyor, öğrenciler kalıyor. Ama benim bu kaldığım yer merkezdeyim şu an ben. Fiyatları gayet uygun bir merkezde olan evlere oranla. Peki benim kursuna bu da dahil mi, yoksa ailen mi gönderiyor sana bunun parasını? Efendim? Bursuna, almış olduğun bursa bu evde dahil mi, yoksa ailen mi gönderiyor bunun parasını? Yok, genel olarak bir belli bir burs var. O paradan nasıl harcayacağımızı biz aslında karar veriyoruz. Yani burada bireysellik daha baskın. Her şeyimizi kendimiz karar veriyoruz. Tamam, bende böyle bir para varsa bu param kiram, bu param yemeğim. O zaman ben bunu yapmayacağım. Böyle kullanmam gerekiyor. Bilinci geliyor. Yani o parayı nasıl kullanmam gerektiği bilinci doğuyor. O şekilde aslında idare edebiliyorum. Çünkü biliyorum o paraları nerelerde harcayabilirim, ne yapabilirim. Ortada seçenekler var. O yüzden ona göre. Peki Maide, Viyana estetik açıdan çok gelişmiş bir şehirdir. Avrupa'nın birçokları için Avrupa'nın başlangıcı olarak adlandırılır. Mimarisi, sokakları, kendi yaratmış olduğu müziği, çok gelişkin bir yerdir. Acaba sen diğer sanat dallarıyla o güzel şehirde nasıl bir bağlantıya geçebiliyorsun bu kadar kısıtlı bir paran varken? Birçok etkinliğe aslında para ödememiz gerekmiyor. Ya da bir şekilde arkadaş ortamımdaki insanlar sergiler açıyorlar. Oradaki sergilere gidiyorum. Ya da indirimli müzeler için biletler oluyor. Onlara başvuruyorum. Onlar için bir şekilde o şekilde müzelere gidiyorum. Ya da dans etmeyi çok seviyorum ben. Ama burada bir tane festival var ve oradaki festivale ücret ödemeden oradaki eğitimleri alabiliyoruz ve orada dans edebiliyoruz. Yani birçok farklı sanat dalları var. Tabii sen bunların bir alıcısı olarak, bu sanat dallarına ilgisi olan birisi olarak dünyanın en şanslı şehirlerinden bir tanesinde bunları gayet uygun bir şartta öğrenci olman hasebiyle sahip olabiliyorsun. Ne kadar güzel bir şey bu. Peki böyle kafanı kaldırıp da yukarılara baktığında, o mimariyi gördüğünde, onların yapılış tarihlerine baktığında o şehrin bir parçası gibi görüyor musun kendini? Tabii ki de, yani sonuçta 3 yıldır buradayım. Bakıldığında bir şekilde Türkiye'ye ben de geri döndüğümde şey de hissedebilirim, yani ben artık bir şekilde yarı buralı da olduğumu söyleyebilirim. Çünkü buradaki kültüre ayak uydurmaya çalışıyorum ve ayak uydururken sonuçta buranın bir parçası oluyorum. Aslında ne kadar İzmir'den gelen biri olsam da, yani o ortada kalmışlık gibi oluyor. Yani ne aslında tam olarak buraya aitim ya da Türkiye'ye diye düşünebilirim ama Peki bir şey soracağım sana Maide.
resim sanatı bütün sanatlarda olduğu gibi sanatçının tuvale yansıttığı, işte kimisi harflere bunu yansıtıyor, kimisi bir mermere, bir ağaca bunu yansıtıyor, kimisi bir sayfaya bunu yansıtıyor, kimisi ekrana, kimisi beyaz perdeye, kimisi de bir fotoğrafa, kimisi de bedeniyle. Acaba sen kendi dünyanı bu tuvale yansıtırken hangi malzemeleri kullanıyorsun? Yani teknik olarak soruyorum sana. Yani fırça mı kullanıyorsun? İşte ne yapıyorsun? Hangi malzemeyle, işte boyanın hangi türünü kullanıyorsun? Kara kalem çalışıyor musun gibi bir şeyler takılıyor kafama. Bir de genellikle resimlerinde senin böyle bir hep bir doğum görüyorum. Hep bir varoluş görüyorum. Hep bir oradan böyle o yaşamın bir su gibi aktığını görüyorum. Yaşamın bir su gibi yayıldığını görüyorum. Sen nasıl tanımlıyorsun? Senin çıkış yolların, kafanın içindeki şeyler nedir? Bizim tuvalde gördüğümüzün haricinde gerçekten nedir yani? Akrilik kullanmaya başladım ilk buraya geldiğimde ben. Ve tablo üzerine olarak başladım. Tabii ilk başta eskizler alıyorum resmime başlamadan önce. Ve bazen direkt hiç eskiz almadan direkt resme, tabloya geçiyorum. Ya da bazen kağıt üzerine yapıyorum. Sonra tahta üzerine yapıştırıp yapıyorum. Yani birçok farklı şekilde yapıyorum açıkçası. Ama genel olarak yaptığım yöntem akrilik üzerine, tablo üzerine akrilik yapıyorum. Ya da yağlı boya üzerine yapıyorum tablolarımı. Resimlerimi nasıl yapıyorum? Hangi düşünceyle, hangi yöntemle soracaksınız? Ben de şu şekilde gerçekleşiyor açıkçası. Bir şekilde hep kendimi ifade ederken, konuşurken, dünyaya bakarken, görürken, hissederken bir şekilde hep duyguların verdiği görseller var. O görselleri biçimlendirmeye çalışıyorum. Benim için her duygunun rengi, şekli, dokusu var. Onları yansıtmaya çalışıyorum. Tabii resimlerimde feminenliği de görebilirsiniz. Ya da o duyguların aslında biraz bulanıklığı ya da birbirine geçişi, bir yanda el oluşu, elden kafaya dönüşü gibi birçok şekiller var. Ama o şekiller dediğim gibi benim görsel hafızamdan kaynaklı büyük ihtimalle o şekilde olduğunu düşünüyorum. Çünkü ya aslında konuşurken bile bir görsel var ve o görsele bakarak anlatmaya çalışıyorum. Oradaki rengi, şekli görüyorum ve onu anlatmaya çalışıyorum. Resmi de aynı şekilde o şekil, o görsel bir şekilde benim zihnimde ve ben o zihnimdeki görseli tabloya yansıtmaya çalışıyorum. Şekli, kıvrımlarını, renklerini, dokularını, renklerini hepsini bir şekilde birleştirerek, bir ahenk yakalayarak kendimi ifade etmeye çalışıyorum. Tabii bu şekilde resimler yaparken aynı zamanda müziği bile duyabilirim bazen aslında bir resmin, yaptığım bazı resimlerinin müziğini duyabilirim ya da okuduğum bir kitabın sözcüklerini okuduğumda bir şekilde aslında bazen o paragraf bir şekilde resmimle bütünleşiyor ve bir bağ buluyorum ve daha da derine gitmeye başlıyor düşünce olarak, his olarak resim. Ve bir şekilde ben tabloda bununla uğraşıyorum. Aslında bu yaptığım şey bir şekilde oyun gibi de benim için. Yani vallahi sanatta olması tablo gereken her şey
Maide senin içinde var. Ben sana onu söyleyeyim. Yani buradan benim gördüğüm kadarıyla. Çünkü kendini ifade etmek demek. Sanatı yapmak demek. Ve sen onun müziğini bile duyuyorsun. Onun hareketini bile görüyorsun. Bir gün Mozart'a sormuşlar. En zorlandığınız üstad demişler. En zorlandığınız şey ne? En zorlandığım şey kağıda aktarmak demiş. Yani çünkü beste kafasında. Senin de resim kafanda böyle bir nedenden ötürü duygulanıyorsun. Bir nedenden ötürü bir gördüğün imajdan ötürü ya da dinlediğin bir müzikten ötürü kafanda bir şeyler beliriyor. Ve artık ondan sonra iş başlıyor. Ondan sonra çalışma başlıyor. Oturup tuvalin başında çalışmaya başlıyorsun. Ve bunu da çok güzel ifade ediyorsun bir yandan da. Peki genç bir sanatçısın. 3 yıldan beri İzmir'den uzaklaşmış durumdasın. Ve Avusturya'da, Viyana'da yaşıyorsun. 3 yıldan beri. Hiç de dönmedin İzmir'e. Değil mi? Doğru biliyorum. Evet. Dönmedim henüz. Peki bir şey söyleyeceğim sana. Ne umuyorsun? Yani ne bekliyorsun sanattan? Kendi yaşantınla onun bir paralel gidişi var. Mesela onu bazen ayırabiliyor musun? Benim maide olarak bir hayatım var, bir de sanat var deyip onu ayırabiliyor musun? Yoksa sanat mı maideyi sürüklüyor, maide mi sanatı sürüklüyor? Yani bunların ayrı olduklarını söyleyemem açıkçası. Çünkü ben dediğim gibi bu şekilde gördüğüm için bunu yansıtmaya çalışıyorum. Yani ben resim çizmiyorken de hala bu şekilde görmeye devam ediyorum ve hissetmeye devam ediyorum. Bu yüzden ya bir şekilde o an çizmesem bile, eskizini almasam bile bir şekilde onu aklımın bir köşesine koyuyorum. Orada kalıyor. Kağıt kalem elime geldiğimde onu çizmeye başlıyorum. Yani çizmediğinde de aslında bir şekilde o görsel şemalar bir şekilde gelişmeye hala devam ediyor benim için. Onun ayrı olduklarını söyleyemem ben yani. Yani benim biraz gördüğüm biraz hani sanata duyduğu sevginin maideyi sürüklediği. Çünkü kendini ifade etme alanı orası. O ifade etme alanı neredeyse maide de onun peşinden gidiyor. Acaba maide bir gün sanatı bir yere götürecek mi? Sanat onu takip edecek mi? Biraz merak ettiğim şey bu. Yani bunu Türkiye'de de yapacak mısın? Yapmayı düşünüyor musun? Çok milliyetçi bir duyguyla söylemiyorum. Yoksa idealinde ne bileyim işte Londra'da sanat yapmak, New York'ta sanat yapmak gibi şeyler mi var? Tabii ki de Türkiye'de de yapmak istiyorum. Londra'da da yapmak istiyorum. Yani insanın olduğu her yerde sanat var zaten. Her yerde de olmalı. O yüzden benim için bir yani burada yapmam dediğim bir yer yok, bir fikir yok. Yani Türkiye'de yapmak da istiyorum. Hatta ilk sergim, kişisel sergimde konuştuğumuz kişiler var kontakta. İletişimde bulunduğumuz insanlar var. Türkiye'de de sergi yapmak için. Ama koronadan kaynaklı tabii fikir şu an askıda kaldı ama Türkiye'de de sergi yapmak istiyorum tabii ki de. Peki bazı karışık sergilere katılıyorsun. Onlar da işte Londra'da Boomer'da bir sergi çalışmasına katılacaksın şimdilerde. Bu sergi çalışmaları için yeni çalışmalar mı yapıyorsun? Yoksa eski çalışmalarını mı kullanacaksın sergilerde? Yeni yaptığım, sonraki yaptığım bir çalışma var. Onları gönderdim. Yeni çalışmalarımla katılıyorum sergiye yani. Şahane. Peki, yani üretim okulda devam ediyor. Bir şekilde hep üretim devam ediyor. Üretim devam ettikçe de sergiler geliyor ve sergilere resimlerimi gönderiyorum. Maide, çalışmaların boyutu ve zamanı ne kadar sürüyor? Mesela hep aynı boyutlarda mı çalışıyorsun tuvalde yoksa farklı boyutlarında var mı ve zaman ne kadar sürüyor? Farklı boyutlarda çalışıyorum. Yani daha çok büyük ve neden küçük yaptığımı diye sorarsanız
planladığım görselle alakalı bir şekilde aslında o plan bir şekilde bana büyük mü küçük mü yapmam gerektiğini söylüyor. Daha ayrıntılı, detaylı bir çalışmak istiyorsam ya da bir insan boyutlarında, bakıldığında bir insan boyutlarında bir figür görmek istiyorsam onu kesinlikle büyük yapıyorum. Ama bir şekilde küçük olduğunda da duygu yeterince hissedilecekse bunu küçük yapmayı tercih ediyorum. Ama büyük bir resim yapmanın zevki çok farklı oluyor benim için. Çünkü yaptığım görseller, ürettiğim görseller bir şekilde aslında atmosferde hissedilsin istiyorum. Çünkü bunu bir şekilde ben görüyorum, hissediyorum ama insan boyutunda olduğunda bir şekilde bir atmosfer oluşuyor. Aslında hani mesela şuradaki figürden bahsedelim. Yani gerçek bir figür olmuş olabilir burada duran bir sadece resim değil de gerçek şu an burada böyle bir obje var, figür var diyebiliriz hissinden kaynaklı büyük yapıyorum. Anladım. Peki Maide bir şey söyleyeceğim sana. Sen Anadolu kültüründen gelen bir insansın. Batı'nın değerleriyle karşılaştığında, Batı'nın birçok değeriyle karşılaştığında sana uyan noktaları ve uymayan noktaları ayırt ederken çok zorluk çektin mi? Yani paylaşma olarak bizim kültürümüzde daha paylaşımcılık, misafir geldiğindeki o sevinç veya da evde ne varsa bir ekmek varsa bile onu getirme şeyleri geliyor Türkiye'ye baktığımızda. Ama buraya baktığımızda burada daha çok her şey bireyselliğe kurulmuş. Yani bir şekilde aç olduğunu burada ifade etmen gerekiyor. Mesela bir misafirliğe gittiğinde insanlar direkt yemeği getirmeyebiliyor. Yani bu gibi farklılıklar var. Ya da burada bir şekilde insanlara direkt çat diye dokunamazsın. Bir şey yapamazsın. Bir şekilde yani arkadaşlığı anlamda diye olsa. Çünkü o karşı taraf bir şekilde kültürel olarak o şekilde büyümüyor. Bunun için beden kontakları bu kadar çok gelişmedikleri için onlara biraz daha farklı geliyor. Alışmadıkları bir şey olarak geliyor. Onun için ona dikkat etmem gerektiğini falan düşündüm ve ben de bu görsel bir şey yaratmıştı açıkçası. Böyle o dokunmakla alakalı bir şey olarak, iletişim olarak. İletişimin dokunmaktaki eksikliğini verdiği bende his vardı. Öyle diyebilirim. Peki Maide bir şey sormak istiyorum sana. Nerede görüyorsun hayatını? Yani bundan sonrasını nerede planlıyorsun? Sanat alanında kendimi görüyorum. Yani resimlerimi daha da geliştirmeyi planlıyorum. Daha da sergiler yapmak istiyorum. Bu anlamda ilerlemek istiyorum. Aslında benim öğrenmeye çalıştığım şey şu Maide. Nerede yaşamak istiyorsun? Yani sonuçta sergilerle Avrupa'nın içindesin. Başka yerleri görme ihtimalinin olduğu, kendini nerede görüyorsun dediğim aslında bir parça kariyer anlamında değil de yerleşim anlamında. Kendimi daha sıcak bir ülkede görmek istiyorum. Yani burada kışları güneş saat 4 gibi gitmiş oluyor. Bu beni bir şekilde kötü etkiliyor. Ne kadar resim çizip kendimi başka bir yere odaklasam da ama yani daha sanatın da iç içe olduğu bir şehir ve güneşin olduğu bir ülke olsun istiyorum. O zaman sen Barcelona'ya da Roma'ya gideceksin gibi geliyor bana eğer Türkiye değilse. Evet, ya da Lisbon olabilir diye düşünüyorum. Ama Viyana'yı da çok seviyorum. Affedersin anlamadım onu.
Lisbon. Ha, Lisbon. Evet, orası da gerçekten gerçekten güzel bir şehir. Ne güzel, orada yabancılık da çekmezsin hem. Çünkü Lisbon'da yaşayan insanlara fiziksel olarak bir benzerliğin olacaktır muhtemelen. Bir Akdenizli olarak senin de. Aynı enlemden geleceksin oraya. Lisbon'a gittin ve çok sevdin de orayı mı düşünüyorsun? Yoksa görmeden mi karar verdin? Görmeden karar verdim. Tabii gitmeyi düşünüyorum. Belki Erasmus'u oraya yapmalıyım ilk başta. Sonra karar veririm. Ama aynı zamanda şöyle bir şey de var. Viyana'yı da çok seviyorum. Ne kadar soğuğu olsa da güneşi olan günler o kadar çok fazla olmasa da bir şekilde Viyana'nın bağladığı bir şey var. Ondan ayrılmak istemiyorum biraz da. Ya belki de senin ilk göz ağrın olduğu içindir Viyana tabii ki yani. İşte Evet. hani dışarıya çıktın, yurt dışına çıktın, ilk Viyana'yı gördün. Viyana bir de çok estetik de bir şehir. Bir yandan sanatsever de bir şehirdir. Ama insanların birbirine uzaklığı ve insanların yaşadığı çağ biraz farklıdır Viyana'da. Almanya gibi değil mesela Avusturya. İşte benim arkadaşlarım 2000 yılında oraya gittiklerinde hala şey oynuyordu işte orada. MacGyver dizisi oynuyordu. Hani bizim 1990'larda bıraktığımız dizi. 1980'lerin sonunda izlediğimiz dizi hala orada oynuyordu. Yeni bir diziymiş gibi. Biraz geriden geliyor Avusturya. Biraz muhafazakar bir ülke orası. Belki senin dediğim gibi daha Akdeniz kültürüne yakın bir yere gitmen daha mantıklı olacaktır senin için. Ve orada devam ettirmen sanatını. Peki bu açmış olduğunuz sergilerle ilgili yöntem nasıl oluyor? Sen mi başvuruyorsun sergiye? Sergi mi duyuru yapıyor? Biraz bunu anlatır mısın? Sergilere başvuruyorum ya da bir şekilde sosyal medyadan yazanlar oluyor. O şekilde oluyor. Ya da sınıfın atölyemizin yaptığı sergiler var. Onları o şekilde oluyor. Ya da bir arkadaş grubu sergi açmış oluyor ve onlara başvuruyoruz. Ya da işte başvursana bir sergi yapacağız, sen de gel diyor. İşte bir şekilde ben de katılıyorum derken bir şekilde hep bu kontak ilerliyor yani. Ya da bir sergi Peki açıyorum, Maide, açtığım sergi. bir şey soracağım sana. Bugüne kadar hiç resim sattın mı? Tabii, sattım. İlk kişisel sergimde satmıştım resimleri. Sonra ikinci kişisel sergimde de yine aynı şekilde sattım. Peki bir şey söyleyeceğim. Ayrılmak zor oluyor mu o resimlerden? Bazı resimlerden ayrılmak gerçekten zor oluyor. Bazı resimlerde gidince bir şekilde o hal aklımda olduğu için tamam diyorum ya da büyük ihtimalle daha çok oradaki hikayeyle alakalı bir bağlantı oluyor. Çünkü bazı anlattığım, resmettiğim şeyler bir şekilde benden bir parça olarak hissediyorum ve bir şekilde onu benden koparsın istemiyorum bazen ama belli bir süreden sonra satıyorum öyle olan resimleri de zaten. Maide, sana çok teşekkür ediyorum. Genellikle Türkiye'de ve dünyada sanat yapan gençlerle, genç sanatçılarla, özellikle plastik sanatlarda olanlarla konuşmaya, buluşmaya çok çalışıyorum. En zayıf kaldığımız nokta hep dans oluyor maalesef. Dansta yeteri kadar kişi bulamıyoruz Türkiye'den çıkmış ve dansını icra eden. Umuyorum onda da eksiğimizi kapatacağım ve bütün bu sanat dallarında, bütün bu sanat dalları ile ilgilenen güzel kardeşlerimize ve tüm Türkiye'ye tanıtmaya devam edeceğiz. Sana çok teşekkür ediyorum. Bize zaman ayırdığın için, bizimle birlikte olduğun, kendi sanatını ayırdığın için, bizim kendi sanatını tanıttığın için bize çok teşekkür ediyorum sana. Ben çok teşekkür ediyorum bu güzel sohbet için. Çok keyifliydi benim için de. Oh, ne mutlu bana. Evet sevgili seyirciler, bugünkü konuğumuz Viyana'da sanatla uğraşan, resimle uğraşan
İzmirli ressam Maide Aktaş'tı. Onunla bugünkü resmi, onun ideallerini konuştuk. Umuyorum siz de benim kadar bu programdan keyif almışsınızdır. Hepinize iyi pazarlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.